Yeni bir videodan da herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Bir SUV sahibi olayım ama o kadar da küçük olmasın. Hem bagajıyla iç hacmiyle ferah olsun hem de şöyle yolda giderken biraz kendini göstersin diyenler. Bu otomobil sizler için. Yeni Kia Sorento 4. nesliyle bambaşka bir hale büründü. Şimdi hiç sizleri bekletmeden yeni Kia Sorento'ya dair tüm yenilikleri en ince ayrıntısına kadar öğrenmeye başlayalım. Ama videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Halen daha kanala abone değilseniz eğer kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Birinci nesli 2002-2009 yılları arasında üretilen ve ülkemizde de oldukça rağbet gören Sorento, 2002'den 2020'ye kadar toplamda 3 nesil ile dev SUV pazarının güçlü bir temsilcisi olarak kullanıcıların beğenisini kazandı. 2020 yılında 4. nesline kavuşan yeni Kia Sorento, markanın amiral gemisi olarak tüm gözleri üstüne topluyor. Yeni Kia Sorento'ya önden baktığımızda önceki nesline asla benzemeyen Kia markasının yeni tasarım dilinin kullanıldığını görüyoruz. Kia'nın Stonic, Seltos ve Sportage'da da kullandığı kaplan burnu olarak tasvir ettiği ön ızgara ve kaplan gözü olarak tasvir ettiği LED farlar yeni Kia Sorento'nun sert ve cesur bir duruş kazanmasına neden oluyor. Buna ek olarak 1900 mm ile önceki nesline göre 10 mm daha genişleyen yeni Sorento yoldaki hakimiyetini arttırıyor. Yeni Kia Sorento'nun profiline geçtiğimizde ise ufak tasarımsal dokunuşların bir otomobilin duruşunu nasıl etkilediğini net şekilde görüyoruz. Yeni Sorento 4810 mm ile önceki nesline göre 10 mm daha uzuyor. Bununla birlikte üzerinde geliştirildiği Hyundai Kia N3 platformu sayesinde dingil uzunluğu da 35 mm artarak 2815 mm'ye çıkıyor. Önceki nesline göre artan dingil uzunluğu sayesinde olduğundan daha uzun görünmeyi başaran yeni Kia Sorento bu haliyle oldukça rafine bir tasarım sunuyor. Ayrıca kaputun uzunluğunu artırarak A sütununun ön akstan 30 mm daha geriye çekilmesi yeni Kia Sorento'nun yoldaki dengesini arttırıyor. Yükseklik konusunda da 1695 mm ile önceki nesline göre 15 mm daha uzayan Sorento iç mekandaki yaşam hacmine olumlu katkı sağlıyor. Yeni Kia Sorento'nun arka tarafına geçtiğimizde ise önceki nesillerinde kendini hissettiren Amerikan SUV tarzının 4. nesliyle beraber tam anlamıyla karşımıza çıktığını görüyoruz. Yeni Kia Sorento'nun arka tasarımında Kia markasının yalnızca Amerika pazarı için ürettiği Telluride adlı modelden ilham alınıyor. Önceki neslinde yatay formda bulunan büyük stopların yerine iki parça halinde dikey LED stop kullanılması oldukça şık ve dikkat çekici gözüküyor. Stopların hizasından devam eden sert tasarım çizgilerine sahip bagaj kapağı, yeni Kia Sorento'nun ön tarafından başlayıp devam eden karakteristik güçlü duruşunu oldukça iyi tamamlıyor. Bagaj kapağının altındaki bagaj hacmi ise birazdan tüm detaylarına ineceğimiz motor seçeneklerine bağlı olarak hibrit modelde 902 litre, içten yanmalı motora sahip modellerde ise 910 litre oluyor. Arka koltukların tamamını yatırdığınızda ise bagaj hacmi 2100 litreye kadar çıkıyor. Model isim yazısı markanın diğer modellerinde olduğu gibi bagaj kapağının alt merkezinde kendine yer buluyor. Önceki nesline göre benden artı puan alan bir diğer detay ise spoiler'ın altına gizlenmiş arka cam sileceği oluyor. Yeni Kia Sorento Avrupa'da 10 farklı renk seçeneği ve 17 inçten başlayarak ilk kez kullanılacak olan 20 inç alüminyum alaşım jantlara kadar geniş bir seçenek skalası sunuyor. Yeni Kia Sorento'nun iç mekanına geçtiğimizde ise öyle lafta değil, tam anlamıyla dolu dolu bir iç mekan bizleri karşılıyor. Yeni Sorento'nun kabin tasarımı önceki nesliyle karşılaştırılamayacak kadar adeta baştan yaratılıyor. Dışarıda büyüyen boyutları sayesinde yeni Sorento'nun iç mekanı da hissedilir ölçüde genişliyor. Yeni Kia Sorento'nun yenilenen direksiyon simidinin arkasında 12.3 inç büyüklüğünde tamamen dijital bir gösterge paneli yer alıyor. Onun hemen yanında ise standart olarak 8 inç boyutunda olan
Fakat istenirse 10.25 inç boyutunda satın alınabilen dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor. Bu ekran üzerinden Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı servislerini ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Onun hemen altında ise tasarımlarıyla dikkat çeken havalandırma ızgaraları ve klima kontrol ünitesi yer alıyor. Önceki nesline göre yükseltilmiş orta konsol üzerinde koltuk ısıtma tuşları ilk dikkatimizi çeken detay oluyor. Orta konsol üzerinde bulunan çoklu USB bağlantı noktası ile birden fazla sayıdaki elektronik eşyalarınızı şarj edebiliyorsunuz. Orta konsolun yükseltilmesi sonucu derinliği artan küçük eşya gözleri işlevsellik bakımından ihtiyaçlarınızı karşılayacak düzeyde. Yenilenmiş vites seçicisi ve mod seçim kumandası da genel tasarım diliyle uyumunu koruyor. Onun yanında üst açık şekilde konumlandırılmış 2 adet bardaklık ve 1 adet küçük eşya gözü orta konsolda kendine yer buluyor. Lüks bir otomobilin içinde olduğunuzu baktığınız her köşede hissettiğiniz yeni Kia Sorento'nun estetik algısı yüksek, tasarım detayları oldukça hoş duruyor. 3 sıra halinde bulunan ve isteğe bağlı olarak kumaş, deri ya da Capiton Nappa deri olarak satın alınabilen koltuk takımları modelin genel kalite algısı sonucu oldukça şık ve konforlu gözüküyor. Ön koltuklarda sunulan koltuk ısıtma ve USB bağlantı noktalarının hem 2. sıra yolcular hem de 3. sıra yolcular için sunuluyor olması yeni Kia Sorento'nun hanesine artı puan olarak yazılıyor. Bununla birlikte tavanın tamamını kaplayan panoramik cam tavan ferah ve geniş bir iç mekan hissi sağlıyor. Arka yolcular için diz ve baş mesafesi konusunda 2. sıra yolcular için 994 mm baş ve 1034 mm diz mesafesiyle ihtiyacınızdan çok daha fazlası sunuluyor. 3. sıra yolcular için ise 935 mm baş ve 752 mm diz mesafesi sunuluyor. Tüm yolcuların eşit seviyede kaliteli müzik dinlemesine olanak sağlayan 12 hoparlörlü Bose Premium Müzik Sistemi yeni Kia Sorento'da opsiyonlar listesinde yer alıyor. Heybetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken yeni Kia Sorento'nun gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri neler? Buyurun öğrenelim. Yeni Kia Sorento'nun gövdesi ağırlığı düşük tutarken burulma sertliğini en üst düzeye çıkaran çelik ve alüminyum karışımından üretiliyor. Bununla birlikte 7 adet hava yastığı standart olarak sunuluyor. Yeni Sorento'da bulunan gelişmiş sürücü destek sistemleri ise şu şekilde. Yaya ve bisikletlileri algılayan çarpışma önleme yardımı FCA, kör nokta görüntüleme sistemi BVM, çevre görüş monitörü SVM, kör nokta çarpışma önleme yardımı BCA, dur kalk özelliğine sahip akıllı hız sabitleyici SCC, şerit takip asistanı LFA ve sürüş kalitenizi arttırmaya yarayan daha birçok güvenlik ve sürücü yardımcı asistanları yeni Kia Sorento'da hizmetinize sunuluyor. Ayrıca yeni Sorento'nun dar park alanlarında anahtar üzerinden öne veya arkaya doğru otonom şekilde hareket etmesini sağlayan akıllı park sistemi RSPA dar alanlarda size büyük kolaylık sağlıyor. Yeni Kia Sorento'dan en verimli şekilde yararlanmanızı sağlayacak yenilenmiş motor seçenekleri ve kombinasyonları neler? Öğrenmeye hazır mısınız? İlk kez kullanılan hibrit ve plug-in hibrit motor seçenekleri sayesinde artık elektriğin gücünü Sorento'da da hissedeceğiz. Yeni Kia Sorento hibrit içten yanmalı 1.6 litre TGDI ve 1.49 kWh lityum-iyon pillerin desteklediği 44.2 kW elektrikli motoru bünyesinde barındırıyor. Toplamda 230 beygir güç ve 350 Nm tork üreten bu motor kombinasyonu yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltırken emisyon değerlerini de düşürüyor. Şanzıman tarafında ise 6 ileri elektrikli otomatik vites kullanılıyor. Yeni Kia Sorento'da bulunan bir diğer motor seçeneği ise serinin en pahalısı tamamen elektrikli plug-in hibrit motor seçeneği oluyor. Ama şüphesiz en çok merak edilen motor seçeneklerinin arasında 2.2 litre CRDI dizel motor seçeneği bulunuyor.
202 beygir güç ve 440 Nm tork üretilen bu motor, yeni Kia Sorento'da bulunan tek dizel motor seçeneği oluyor. Önceki nesline göre 38 kilogram hafifleyen bu yeni dizel motorda Kia'nın yeni geliştirdiği ıslak kavramalı 8 ileri otomatik vites DCT şanzıman kullanılıyor. Tamamen benzinli motor seçeneklerinde ise 2.5 ve 3.5 litre hacminde MPI, GDI ve TGDI seçenekleri yer alıyor. Fiyatı 43 bin Euro'dan başlayan yeni Kia Sorento'nun en pahalı versiyonunda 53 bin Euro ile plug-in hibrit modeli oluyor. İhtiyaçlarınızdan çok daha fazlasını sunan yeni Kia Sorento'nun tamamen yenilenen ve değişen özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Kia Sorento'yu oldukça beğendim. Peki siz yeni Kia Sorento hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan tüm sorular ve yeni Kia Sorento hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ayrıca yeni videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.